Çukurköy senesine taşımak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Yok, istemiyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Çukurköy senesine gitmek istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstemiyorum arkadaş. Sebepleri nelerdir? Maddiyat. Hayır, istemiyorum. İmkanlar yok. Şu an düşünmüyorum çünkü şu ekonomik şartlarda benim dükkan taşımam yaklaşık 5-6 ay mali kaybıma sebebiyet verecek. Hem şu dönemde taşınmak biraz sıkıntılı. Önümüz kurban. Biraz daha müsaade edilmesi lazım. Şu şartlarda ben yukarıya gitmek istemiyorum. Çukurköy senesine taşınmak istiyor musun, istemiyor musun? İstemiyorum. Çukurköy senesine taşınmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? Yani isteyip istememek değil de yanlış buluyorum. Çünkü burada esnaf gerçekten çok mağdur. Hepsi gitmek istiyor. Çektiğim videoları seyrettim çoğunu. Zaten hepsinden istişare halindeyiz. Senelerdir konuşuyoruz. Yani parası olsa zaten gider. Pandemi geçti, üstünden ekonomik kriz hala devam ediyor. Mazot parasını, benzin parasını hesaplıyor, gidip gelecek. Hatta orada bir müşteri de beni çekti, genç bir çocuk var orada. Abim oraya gidip gelme, mazot param sıkıntı olacak diyor. Sultan Total'dan sonra ileride kurtarıcı yediğimine kadar zaten burası sanayi bölgesi. Taşınmasının maksadı nedir? Anlaşılır değil. Hayır, istemiyorum. Siz de taşınmak istiyor musunuz? Taşınmak istemiyorum. Tamam, teşekkür ederim. Çukurköy senesine taşınmak istiyor musun? İstemiyorum. Vallahi zaruret karşısında taşınacağız mecburen. Mecburen değil. Taşınmak istiyor mu, istemiyor mu? Ya, burada kalacağın lise senin için daha mı iyi olur? Çukurköy senesine gitsen senin için daha mı iyi olur? Burası iyi olurdu ama herkes oraya gitti. Biz de gideceğiz mecburen. Selamünaleyküm. Ustacığım hayırlı işler. Çukurköy senesine taşınmak istiyor musunuz, istemiyor musunuz? İstemiyorum. Tamam, teşekkür ederim. İstemiyorum kardeşim. Tamam, teşekkür ederim. Abi Çukurköy senesine gitmek istiyor musun, istemiyor musun? Yerim yok ise. İstiyor musun, istemiyor musun? İstemiyorum. Tamam. Şu anda istemiyoruz. Ortalık malum. Kriz var. Para yok. Oradaki dükkanlara bir ton masraf edilecek. Mümkün mertebe gelin gitmek istemiyorum. Oraya gidip gelmek en kötü 3 kilometre. Evet. 3 kilometrede gidip gelmem için benim arabam niye yakar? Hesap devre. Hayır, gitmek istemiyorum. İstemiyoruz, burada kalmak istiyoruz. Ben kararsızım abi. Dükkanımız var, dükkanımız bitmedi daha. Nasıl ileriye gideyim ben abi? İstemiyorum. Tamamdır. Ya orada yerim yok. Ha. Yerim olmadığı için de şu anda kiraların da orada 1500-2000 lira gibi yüksek olduğunu söylüyorlar. Yani ben de o parayı çıkaramam. Hayır. İstemiyoruz. Abi sen? Hayır abi, istemiyoruz ama ya zaten pandemiden çıktık, arkasından Ramazan bayramı, sen, onun arkası kurban bayramı. Ben niye masraf edeceğim abi, anlamadım. Zaten ekmeğimiz zorla kazanıyoruz. Ben şunu yapacağım da akşama kadar 20 lira para alacağım. Ne yapacağım yani ben? Çok zor durumdayız vallahi. Benim şimdi uzun 400 lira, 600 bin lira verip de tükenem abi. İşim yok ki, durumum yok ki benim. He, buradaki dükkanı satarız, böyle mecbur gidilecek oldu. Burası lağvedilirse, o zaman mecburen buradaki dükkanımı satacaksın, öbür taraftan dükkanı alacağız. Ama şu anda gidecek zaten durumum yok. Burada benim yerim yok. Ben istemiyorum, imza atmadım. İstemiyorum. Hayır, istemiyoruz. Biz istemiyoruz. İstemiyorum abi. İstemiyorum. Tamam. Çok masraf ettim, girdim ben buraya. Şimdi burayı yapacak masraf, yani param yok. Yapacak masrafım yok. Tamam. İstemiyoruz. Yaklaşık 40 senedir bu dükkandan babadan oğula hizmet veriyoruz. Kolay değil. İmkan olarak imkanımız var, dükkanımız da var. Yaptırmaya çalışıyoruz. Fakat maliyetler çok yüksek. Hakikaten ekonomik bir kriz var şu anda. Esnafın durumu çok sıkıntılı. Sadece yani şahıslar değil ama genel olarak çok büyük sıkıntı var. Yani çok zamansız oldu bu. Çok mağdur arkadaşlarımız var. Ben şu anda taşınmak istemiyorum. Benim dükkanım yok. Çukurköy'e taşınmam için de açıkçası sermaye gerekiyor. Şu anda sermaye olan için de taşınmak istemiyorum ben şu an. Tamam. Çıkarım buraya. Ha. Benim zaten 11. 12.ye kadar ödemem var. Ben dükkanı kapattım da gidemem ya. Dükkanın o borç ödemesi var, malzeme ödemesi var. Ya bizim durumlar orada ikiye katlayacak. Zaten işten de yok. Pandemiden çıktık. Orası külfet gitmek büyük. En az 15-20 milyar liraya mal olacak. 1500 lira kira istiyorlar yukarıda. Orada duranlara da yazık şimdi.
Senelerdir oranın gardını çeken 600 liradan 500 liradan duranına var. Biz oradan 1000 lira 1500 liraya dükkan tuttuğumuz zaman o adamlara da çok büyük zarar verecek. Şimdi kapanam yani dükkan. Başka çaresi yok. Evet. İlk sebep maddiyat. Benim şu anda taşımam oraya 40 bin lira masraf. Bu para bende yok. Pandemiden çıktım. Ekonomik kriz yaşıyoruz. Benim şu anda gitmem mümkünatı yok. Artık kiralar faiz derecesi yüksek. Bu sebeple dolayı şu anda gidemeyiz. Ya burası 50 senelik bir sanayi kardeşim. Yukarıda. Bugün ben onu bunu boşver. Bugün Balıkesir'de, Manisa'da, Eskişehir'de bu işleri nasıl yapmışlar? Adamlar 10 numara işi rantsız bir şekilde organize sanayi yapmış adam. 4 tane organizesi var. Halen daha 5. eski sanayiler çalışıyor. Halen daha mahalle aralığında tamirci var. Şimdi bu ülkede bu tavşanlı da inatlaşmayla olmaz. İnatlaşma dediği zaman işin içine nefis girer. Nefis de şeytanın vasıflarındandır. O yüzden bu halkla inatlaşma olmaz. Allah bir insana bir ömür vermiş. Millet niye bu canla uğraşıyor bu kadar? Ben ona hayret ediyorum yani. Gerek yok. Zorlamayın milleti. Canı yanan eşek atı geçer. Halkla inatlaşılmaz. Bu sana niye öldürüyorsun? Bırak herkes yerinde kalsın. Sen oraya 10 numara sanayi dükkanları mı yaptın? Ben Allah'a hesap vereceğim. Ben hak için uğraşıyorum. Yoksa hiçbir şey umurumda değil. Bu dünya hayatı geldi geçti hadi geçiyor. Kimseye de kazık kalmaz yani kimse bu dünyaya. Herkes ahireti için bir şeyler yapmaya çalışsın. Vallahi gitmeyi düşünmüyorum kardeşim. Yani zaten pandemiden çıktık. İşler tam şey değil. Oraya gittiğimi yeni dükkan açmışa dönecek. Müşterin seni bulacak bulamayacak. Zaten işlemiz kesat. Ekonomik kriz var. Yani en azından 1-2 sene daha gitmeyi düşünmüyoruz yani. Ha, sonra gidecekse gidilsin ama şu anda değil yani. Biz gitmek istemiyorum yani. Ben düşünmüyorum arkadaş, ben zaten yerine göre hiç sevtasız kapatıyorum. Yani benim oraya gidip bir sürü ortalama 50 bin lira gibi bir masraf yapıp oradan dükkan bulma imkanım yok şu anki ticari imkanlarla. Onun için ben kesinlikle kapatacağım maliyeden zorlama, hukuksuzca zorlama olursa maliyeden kapatıp bu işe son vereceğim fakat gitmeyeceğim. Benim söyleyeceğim bu kadar arkadaş. Gideriz onu diye. Abi ben şu fırını gitmektim ben benim. Şu fırın olmasa ben giderim. Fırın, yeniden fırın yapacağım, o kadar az para değil yani. Hep öyle. Dokunta yapacağım. Böyle 100 milyar böyle var. Temiz. Açık bir şey yok abi. Aynen. Bir şey sor abi, bizim tamirciler gibi olmaz bizim işimiz. Evet. Yani, tamirci başka, şey başka. Abi tamir oraya indim, ben konuşmayayım. Yani. Çünkü şurayı evet. En azından 150 çarpı lazım bize. 150 kadar hemen de basit olmuyor yani. Şuna çalışmışım, ben 3-5 sene çalışıyorum. Vallahi zaten ben 2 sene düğün ettim, daha düğünün içine çıkamadım yani. Şehre yakın burayı, yani milletin zorluk çektirmenin bir anlamı yok. Zaten millet bu. Şuraya vatandaş geliyor, bir arabasını koyuyor. Hem çarşıda işini görüyor, hem geliyor burada arabasını alıp gidiyor. O da biz de faydalanıyoruz, vatandaş da faydalanıyor. Ama ilerisi yok yani. Maddi yönden de sıkıntı var. Yani daha, vallahi zorlamanın anlamı yok yani. Vatandaşın bu gavur eziyetinden başka eziyet değil. Ben şuradan, şu anda arabam yok benim. Evimden buraya yeğen geliyor. Ben şimdi kalkın 50 milyar verip de araba mı alayım? Veya 30 milyar verip de araba mı alayım? Sertinden zoruna geçirip duruyoruz. Şimdi öyle şu maymun sanayisi duruyordu. Kime zararı var? Çukur yumurtacı sanayisi duruyor. Kime zararı vardı? Niye şimdi öyle oraya çekmek de şimdi geldi buraya zoruna mı anlamı ne? Madem öyle orayı kaldırsınlar. Orayı ne kaldırmadılar şimdiye kadar? Ya eziyetten başka bir şey değil yani. Millete işkence bu. Ya partici değilim ben. Parti şöyle kenara dur. Ama vatandaş olarak gerçekten bu eziyetten başka bir şey değil yani. Hiçbir partide üyeliğim de yoktur yani. Ama millete eziyet bu. Yani yapacak bir şey yok. Çünkü neden? Arkadaş ha iş yok ya meydanda ya. Ben buraya bugün dükkanı taşıma daha gönderirsem en azından 20 milyar lira. Benim de çoluğum var, çocuğum var. Şuradaki vatandaşın esnaf. Her birinin dükkan kirası borcu var. Her birinin şeysi var.
Ben Gaziantep'te 1800 lira yaptık ya mı sen orada? Hem vatandaş için hem esnaf için gerçekten çok zor durumda yani. Oraya çıkıyor ev sanayisine giremez abi. Ekonomi durumu zayıf. Şimdi adam pandemiden çıktık zaten. İş yok, işler ağır. Kurban geliyor. Ben buraya mı taşıyayım, kurbanımı keseyim? Yoksa kurban kesemeyeceğim ben böyle giderse. Yani zaten benim buraya gitmem şu anda 30 milyar. Ben buraya gitmişim ne yapacağım ben? Benim burada bu gururlu düzenim var, gururlu bir müşterim var benim. Bana zaten verdiği ayda 1 milyar para verdi pandemin dolayında, başka vermedi, yok. Bizine geçecek imkanımız yok şu anda. Yani bu işin 2 aya sıkıştırılması nedendir bizim anlamakta zorluk çektiğimiz bu. Yani bir kiracıya bile boşalt derken 6 ay önceden haber veriliyor. Yani belediyenin 2 ay içerisinde mühürlerini diyerekten bizi zorlamasının sebebi ne ya? Pandemiden yeni çıktık. Ekonomik kriz patlak verdi. Şimdi durum bu vaziyetteyken biz yani bahar geldi. Ya bir şeyler olabilir diye kendi kendimize psikolojik destek yapalım diye uğraşırken belediyenin 2 ay içerisinde mühürleyeceğini demesi yani abes de iştikal bir şey yani. Yani ne yapacağımızı sapmış vaziyetteyiz. Vallahi 2 aydır dünya bize zindan oldu yani. Gerçekten zindan oldu. Benim imkanım yok ya. Benim imkanım yok. Benim yani burayı mühürleyeceğim dedi mi ben belediyenin önüne oturacağım hem epeyleyeceğim yani. Yapacak bir şey yok ya. Yapacak bir şeyim yok yani. Çarem yok. Ve çaresi olmayan bir dünyada insan var. Bir sanayiye gelinsin bir gezilsin en azından kimin üstünde ne yapılması gerekiyorsa onlar ne yapıyorlar bir görülsün. E tamam onların durumuna göre bir karar verilsin yani. Böyle bir abes bir iş olmaz yani. Borcu. Şimdi taşınmayı düşünme diye bir lüksümüz yok zaten. Ben 25 senedir burada esnaflık yapıyorum. 25 senedir bana ruhsat verilmiyor. Dükkan çalıştırma ruhsatı verilmiyor bana belediye tarafından. Ama geri kalan her şeyin belediye tarafından alınıyor. Bu mülk benim kendimin. Çoğu kiracı olan arkadaşlar da var, olmayanlar da var. Şimdi belediye bizden emlak vergisini alıyor. İlan ve reklam vergisini de alıyor. Ama bu sefer bir şey çıkardılar, biz sanayiyi buradan taşıyacağız. Bizim sanayimiz burası zaten aşağı sanayi olarak geçiyor. Yapılışından zaten sanayi olarak yapılmış. 80'li yıllarda. Yapılışı da sanayi olarak yapılmış. Şimdi diyorlar ki burası şehir içinde kaldı. Bizim şehirle alakamız yok. Ne trafiğe zararımız var şu sanayide. Ne etraftaki apartmanlara, dairelere, insanlara zararımız var. Şu caddelerimizi de çekin. Çarşıdan temiz bizim sanayimiz. Çarşıdan temiz. Ne bir çöp bulabilirsin, ne bir yağ bulabilirsin. Biz böyle çalıştık. Taşıyacağım diye benim dükkanım yok. Dükkan alma imkanım yok. Şimdi belediye diyor ki ben ihaleye çıkarıyorum. Bak benim 35 tane dükkanım var. Girin ihaleye, dükkan kiralarım. Benim ihaleye girme durumum da yok zaten. İhaleye bedelini ödeyecek, yani teminat yatıracak param yok. Ben evime ekmek götürme derdindeyim. Ben 2 tane çocuk okutuyorum. Birisi üniversitede, birisi yeni üniversiteye başlayacak. Pandemiden yeni çıktık. Malum 2 senedir pandeminin altında kıvrandık. Dükkanlarımız kapandı, dön cumartesi pazar kapandı, dön sokağa çıkma yasağı oldu. Millet çıkamadı, biz iş yerimize gelemedik. Arkasından bu ekonomik kriz patladı. Benzin olmuş 30 lira. Vatandaş zaten arabasına binemiyor. Vatandaş arabayı binerse bana arabasını yaptırma öyle genç. Bu durumda belediye bize diyor ki 1 Temmuz'da boşaltacak. Arkadaşım nereye boşaltacağız, ne yapacağız yani? Gelecek burayı mühürleyeceğim, mühürleyeceğim ben dükkanınızı. Tamam mühürle ne yapacağız biz? Nereden ekmeğimizi kazanacağız? Bunun çaresi ne? Buraya bir şey yapacaksam ona cevap ver. Tamam bana burada tamircilik yaptırmayacak. Ne yaptıracaksın arkadaş? Domates biber mi sattıracak? Alet kilo mu sattıracak? Ne yaptıracaksın bana? Onun cevabını ver. O da yok. Evet burada tamircilik yap. Tamam ne yapabilirim onu söyle. Ona da cevap vermiyor. Ben ekmeğimi nereden kazanacağım arkadaş? Ben gelmişim 51 yaşına. Bugüne kadar devletten iş istememişim. Aş istememişim. Devlet benden ne istediyse bütün yükümlülükleri yerine getirmişim. Sen bana diyorsun ki ben senin dükkanını mühürlerim. Nasıl olacak bu iş? Şimdi şu pandemiden çıktık. Ekonomik bir sıkıntı var. Gelen bir iş güç yok. Şimdi buraya bizim taşınmamız demek 30-40 bin lira para demek. Ya bizi buradan çıkarıyorsun da hakikaten burayı ne yapacaksın ya? Ne burayla ilgili planın projen var mı? Yok. Ben yaptım oldu zihniyetiyle çıkın buradan diyor. E çıkalım da nereye çıkacağız yani? Ben burada kira vermiyorum. Bana diyor ki sen kiraya git. Bana kira ver. İyi de ben niye sana kira vereceğim yani durup dururken? Yani burada ilgili bir projesi olsa, buraya şunu yapacağım, bunu yapacağım dese, buradaki benim mülküm değerlense,
Hadi ben de rahatça çıkayım yani. Fakat bana diyor ki burayı boşaltacaksın. Senin dükkanın altın kalacak. Bazı çöplük haline gelecek. Yazın bir şey yok. Sen ne yaparsan yap. O yüzden 56 yaşına gir. Ben 56 yaşından sonra ne yaparım? Ben de iki tane çocuk okutuyorum üniversitede. Sen bana 300 lira verdin dükkanına. Gireyim. 1100 lira eğerliyip giriyorsun zaten sen. Ben 1100 lira nasıl çıkaracağım burada? Burada aç benim karnım. Kaptır. Ben kahveci Üzeyir. Arkadaş, ben burada sanayi taşınca ben işsiz kalacağım. Taşınmasını istemiyoruz. Veya belediye başkanı bakar bir iş bulmasın. Bir dakika, gitmememin sebebi, Yasin Demirci ile görüştüm. Yasin Demirci'ye telefonda açtım. Telefonda da aynı şeyleri söyledim. Ben para yatırmak istiyorum dedim. Dedi ki, biz sosyal tesis yapacağız, parçacıları kabul etmiyoruz dedi. Ahmet Tintong'un yan başındaki dükkanı aldım, pazarlık ettim. Buraya bu dükkanı alma dedi. Biz arasta yapacağız. Arasta halinde parçacıları bu sanayinin içinde düşünmüyoruz dedi. Şu anda sanayide tavukçu var, elmacı var, portakalcı var. Parçacının haricinde herkes var. Bunlara çıksın, kamuoyu önünde sanayide cevap versin. Gelsin kardeşim, burada bu sanayiciler bu kadar barbar insanlar değil. Hiç kimse kimseye bir şey demez. Yasin Demirci bu sanayinin başkanı. Yasin Demirci'ye saygıyla karşıla. Başının üstünde taç yapa. Fakat gelsin, milletin derdine derman olsun. Ben gitmek istemiyorum. Gitmiyorum, kendi mülküm. Taşınacak vaziyeti yok. Adam bulamıyor. Çalıştıracak işçi bulamıyor. Adam bulamıyor. Onun için gitmek istemiyor. Başına 66 yaşında. Bir de başkasının tutuyor. Sonra bizim buradaki mülklerimize, açıkların buradaki mülklerimize 10 paralı gitti. Madem bir projem var, belediye reisi olarak, çağır mülk sahiplerine, mülk sahiplerine durumu izah et. Durumu izah et. Depeden inme. Metekonsuz ne yapıyorsun ya sen? Sen ilgi. Sanayi esnafı aydındır. Sanayi esnafı laf dinle. Devletine bağlıdır. Biz Tayyipçiyiz. Tayyip Erdoğan için varız. Yine Tayyipçiyim, yine Tayyipçiyim. Ben aynı durduğum yerde duruyorum. Aynı durduğum yerde duruyorum. Yine Tayyipçiyim, yine Tayyipçiyim. Pek istemiyoruz zaten. Şu anda yani çoğu ekonomik krizde zaten görüyor piyasanın şeyleri, durumunu, ortamı, durumunu. Çünkü dedim, krizde vallahi gayrı içilecek bir durum yok. Belki ileriki zamanlarda gidebilir. Fakat şu an şu ekonomik krizde gayrı içecek halimiz yok. Mesela burası kendimin yeri. Mamlük benim. Burada tüccarım yok. Şimdi gitmeye kalkarsam büyük bir maliyete mal olacak. Ben iki tane çocuk üniversitede okuyor. Bir tane de yeni düğün yaptım ben. Kızımın borcunu ödüyorum şu anda. Kızdan bir tanesi Uşak'ta okuyor, birisi Ankara Polat'ta okuyor. Ayrı maliyeti var. Pandemiden çıktık. Şimdi mazotlar yükseldi. Müşteri yer yok. Ben şu gün, çarşamba günü, dünden beri üstümü başıma bak, tertemiz. İş yok yani. Cebimde birikintim olsa bugünden tecrübe alırım. Ben şu anda borçluyum ben. Ekonomik sıkıntı içerisindeyiz. Dediğimiz gibi usta da biraz önce bahsetti. Daha bak üstlük kirlenmiyor neredeyse işlem yokluğunda. Sevtasız kapattığımız günler öyle bizim. Bunun için şu ekonomik sıkıntıda zaten biz düşünmüyoruz. Dediğimiz gibi alabilecek gücümüz yok bizim. Dükkanı alabilecek gücümüz yok. Ondan sonra hani gitmek isteyen arkadaşlara da saygı duyuyoruz. Yani gidebilir. Dükkan varsa maliyeti yani parası bulur. Ona göre alabilirler. Ama bizim şu anda ne dükkan almaya durumumuz var ne de gitmeye durumumuz var. Dediğimiz gibi yakıt çok yüksek. Millet arabayı bilmiyor. Arabayı bilmediği için de sanayilerde araba olmuyor. Dedik ya biz. Sevtası kapattığımız günlerimiz oluyor. Şu vakit olmuş saat 5. Daha bak yeni bir ilk kez yani şu işi yapıyoruz biz daha. Sevta yapacağız biz.